İlkokuldan sonra okuyamadım. Okutanım olmadı. Çok istiyorum ilkokula gitmeyi. Her gece rüyama okul giriyor, defter giriyor, kitap giriyor. Ama okuyamadım. Çok zor durumdayız. Allah razı olsun. Ortaokula başladım 3 sene sonra. Geldim, eğildim, sınıfı öptüm. Allah'ım ne olur, beni bir daha bırakma diye. Bir de kantincimiz var. O kantinciye yardım ediyorum. Bir de ayakkabı boya sandığı var. Ayakkabı boya sandığını da kullanıyorum. Efendim ayakkabı boyacılığı yaparsanız tırnaklarınızın arasına boya girer. Eliniz çatlakla boya girer, çıkaramaz, simsiyah bir yer. Biz de garibanız. Ayakkabı boyası çıkmıyor. Tırnakların içinde çıkmıyor, elde çıkmıyor. İlk derse giren matematik öğretmeniymiş. Hiç unutamıyorum. Adam öyle bir dalış daldı ki of. Çıkarın bakalım mendilleri. Ben emsallerimde 3 yaş daha geç olduğumdan dolayı beni en arka sıraya oturttular. En arkadan başladı. Baktı. Ellerimi görünce ulan gerizekalı dedi. Bu ne biçim el böyle dedi. Hiç unutamıyorum. Tuttu kulağımdan. Beni sürüyerek sınıfın huzuruna getirdi. Elimi kaldırdı. Bakar mısın bu arkadaşınızı eline de hiç hayatın uzun değilmiş mi dedi. Beni bir kez öldürse bu kadar acı çekmezdim. Hani boyun büyük görünce kalk bakalım tahtaya dedi. Tahtaya kaldırdı. Yap bakalım şu problemi. Çok basit de bir problem. Çok basit. Heyecanımdan sayı yazamadım. Otur gerizekalı dedi. Ancak boy büyütmüşsün sen dedi. Sen bu işte evladım adam adam olamazsın dedi. Bak koyunlar kuzular çoban bekliyor. Gitti vatken iş mi dedi. Allah şahit böyle. Oturdum ağlamaya başladım. Halbuki şu Efendimizin şu evrensel mesajı vardı biliyorsunuz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Bakın bir ders sonra Türkçe öğretmeni geldi. Evlatlarım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim öyle bir dalış yaptı ki sınıfa. Allah'ım bir anda böyle kendimizi onun kucağında böyle sevecen bir evladı gibi gördük. Çocuklar dedi, size bir önerim var dedi. Akşam dedi eve gidince alın elinize kalemi o gün yaşadığınız ibretli olayları yazın be. Ve kafanızdaki kötü düşünceyi atarsınız, güzel düşünceler gelir rahatlarsınız dedi. Sanki yüreğimi okudu efendim benim. O gün eve gittim. Serkan Bey, elime kalem aldım. Ağlıya ağlıya o matematik öğretmenin bana yaptığını yazdım. 2 sayfa tuttu. Bir hafta sonra aynı öğretmen geldi. Çocuklar bir müjde vereceğim size dedi. Valilik anı yarışması açtı. İçinizde eğer ilginç anlarınız varsa yazın bana verin de beni komisyon başkanı seçtiler. Birinci gelene para ödülü verecekler dedi. Ben de Serkan'cığım pantolonum yamalı, ayakkabım yırtık. Çok istiyorum bir pantolonum ayakkabım olmasını. Bayram da yaklaşıyor. Hemen çıkarttım. Yazmıştım zaten hazırdı öğretmene verdim. Adam aldı okumaya başladı. Baktım gözlerinde yaşlar akmaya başladı. Aman evladım sen bunu burada mı yaşadın dedi. Evet dedim. Döndü sınıfa çocuklar dedi. Biliyor musunuz dedi ben niye ağlattım bu yazı dedi. Çünkü dedi edebiyatta bir kural vardır. Gözyaşıyla yazılan yazılar gözyaşıyla okunur. Bu çocuk bu yazıyı ağlaya ağlaya yazmış olmak beni ağlattı okurken dedi. Yarışmaya göndermişler. Muhtemelen düzeltti. Bana minnacık para verdi. Efendim siz soğuk ayakkabıyı bilir misiniz? Lastik ayakkabı. Yazın yakar, kışın dondurur. Onunla bir tane ayakkabı etti o para. Allah'ım aldım kucağım bastım koştum rahmetli anneme. Dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Ama bir şeyim yok, pantolonum yok. Efendim bahtım bir hafta sonra o hocamız bana pantolon almış getirmiş. Dünyaları bana verdi. Dünyaları bana verdi. Ben hocamızı sevdiğimden dolayı edebiyatı sevdim. Ona aşık oldum. O beni satın aldı. Bir pantolonla satın aldı. Ne oldu biliyor musunuz? Yıllar geçti efendim aradan. Kültür Bakanlığı bizi ilin yazarı seçmişti. En fazla kitapla okunan yazar olmuştuk. Ankara'ya geldik orada ödül alacağız. Büyük bir salon, çok da kalabalık. Anasetler çıktık sahneye. Bir baktım en önde bir yaşlı basu ayağa kalktı. Bakan Bey, Bakan Bey o benim öğrencim diye baktı. Fırladı. Aman Allah'ım baktı benim Türkçe öğretmenim. Yıllar sonra geldim. Atladım gittim. Eline kapandım. Sarıldı beni. O sahneyi unutamam. Bakan dedi ki şerefim üzerine yemin ediyorum dedi. Şu hocanın yerinde olmak için nelerim vermem şu anda ben dedi. İşte kardeşim iman ehli böyle bir şey. Tebliğ böyle bir şey. İmanları kurtarmak böyle bir şey. Gönüllere girmeden kafalar giremesin meselesi böyle bir şey. Yani bir insan sizi sevmeden, önemsemeden, kıymet vermeden anlattığına kıymet vermiyor. Dolayısıyla tebliğ makamında olan insanların
şahsi hayatta o kadar önemli ki. Misal olmaları, örnek olmaları, güven tekin etmeleri, bu adamda yanlış olmaz diyebilmeleri çok önemli. Bu Zübeyir abinin sözüdür. Gönüllere girmeden kafa